arasından Kur'an okumak caiz midir? Kur'an kimler için gönderilmiş? Mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okumak günahdır. Ölümlere Yasin okunur. İnsanlara neden mezarlıklarda Kur'an okunur? Çünkü hayattan çekilsin ve dirilerle ilgilenmesin. Mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okumak Kur'an'a hakarettir, saygısızlıktır. Kürsü TV'den herkese merhabalar. İhsan Eli Açık ile Kürsü Sohbetlerinden bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam bugün merak edilen iki sorum var size. Ölünün arkasından Kur'an okumak caiz midir? Bu birinci sorum. İkinci sorum da hocam, ölülere Yasin okunur mu? Şimdi bunlar özellikle Türkiye'de çok yaygın dini ritüeller. Hatta neredeyse dini hayatın tamamı bunlardan ibaret olduğu şeklinde de görüldüğü söylenebilir. Genişçe bir kesime göre İslamiyet ölülerin arkasından Yasin suresi okumak, mevlüt okumak, mezarlıkla dua etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek gelmekten ibarettir. Yani dini ritüeller din haline gelmiştir. Halbuki dini ritüeller din değildir. Onlar dini ritüellerdir. Ritüellerin de cezası kazası yoktur. Dinin esası özü değildir. Bir nevi dinler kendilerine mensup olanları eğitmek için çeşitli yollar, yöntemler uygularlar. Mesela Uzak Doğu'da yoga yöntemi vardır, yoga. İnsanın iç dünyasını eğitme ve ruh dinginliğine ulaşabilme için bazı egzersizler yaptırılır. Namaz da bunun gibidir. O da daha çok Orta Doğu'da yaygın bir ruhani eğitim yöntemidir. Allah ile ilişki kurmak, ruhani bir tecrübe yaşamak, içsel bağlarla görülmediği halde onunla haller yaşamak isteyenler, kendi iç dünyalarını olgunlaştırmak ve kendileriyle yüz yüze, baş başa kalmak isteyenler için bir yol olarak önerilmiştir. Ama bu dinin esası, özü, direği değildir. Yaygın kanaate göre bunlar dinin direği olduğu gibi Yasin suresi, ölülerin arkasından Yasin suresi okumak, Yasin'i şerif hatmetmek, güllü Yasinler okumak, mezarlıklarda özellikle ölen kişinin mezarı başına oturup orada bir Yasin hatmetmek mutlak dini görev olarak görülmektedir ve bu yapılmadığı takdirde ölülerinin murdar gittiğini, lanetli gittiğini, arkasından bir Fatiha bile okuyan olmadığını, mezarında bile Kur'an okunmadığını söyleyerek sanki böyle çok korkunç bir günahmış gibi anlatırlar. Bunların İslamiyet'le bir alakası yoktur. İslam'ın insanlığa getirdiği şeyler bunlar değildir. İslam'ın insanlığa getirdiği şey esas itibariyle sosyal adalettir. Sosyal adalet çağrısıdır daha doğrusu. Çünkü sosyal adaleti de İslamiyet tek başına dünyaya getirmiş değildir. İslam'dan önce de sosyal adalet çağrıları Roma'da olsun, Yunan'da olsun, Anadolu'da, Mısır'da, Mezopotamya'da, İran'da, Hint'te, Uzak Doğu'da, Çin'de, her yerde insanlık var olduğundan beri sosyal adalet talepleri olmuştur. Ne demek sosyal adalet talepleri? Zengin ile yoksul arasındaki uçurum, efendi ile köle arasındaki uçurum, fark nereden geliyor? Bu eşitsizlik niye var sorusu. Bu soruya cevap vermeyen, bu soruyu kendisine mesele edinmeyen hiçbir din, gerçek din, hak din değildir. İnsanları oyalamak ve uyuşturmak için uydurulmuş dinlerdir eğer bunlarla ilgilenmiyorsalar. Şimdi insanlara neden mezarlıklarda Kur'an okuturuyor? Çünkü hayattan çekilsin ve dirilerle ilgilenmesin diye. Oysa Kur'an diriler için gönderilmiş. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıklarda okunmak ne fal bakmak için diyor Mehmet Akif Ersoy.
İstiklal Marşı şairi. Fakat buna rağmen vatandaşlarımız Mehmet Akif'i de dinlemiyor. Peygamber'i de dinlemiyor. Kur'an'a da dönüp bakmıyor. Onun kendine özgü bir dünyası var. Acı içinde, ızdırap çekiyor. Ölen babasıyla, annesiyle, kızıyla, kardeşiyle mezarın içine de giremiyor. Dışarıdan onunla bir bağ kurması lazım. Bu ruhani bağ, onun kendisini gördüğünü, işte öldüğü zaman onun yanına gideceğini, kabir azabı çekmeyeceğini, acılar içinde olmayacağını, mutlu olacağını, bir gün onunla buluşacağını telkin eden bir şey olmalı. Yani onun acısını dindirmeli. İşte buna din diyorlar. İslamiyet bunun için gelmemiştir. İslamiyet mezarlıklarda acı çeken insanların ölülerinin arkasından onların acılarını dindirme, teskin etme için gelmemiştir. Bunlar başka yöntemlerle de teskin edilebilir. Mesela kabir, mahber ağıtları okunur. Davudi bir seste birisi ölünün arkasından ağıt benzeri şeyler söyler, gözyaşları dökülür ve insanlar bir şekilde teskin olurlar. Çünkü mezarlık hayatın bittiği yerdir. Mezarlık yaşamın sona erdiği yerdir. Kur'an'ın orada işi yoktur. Kur'an esas itibariyle hayatın atar damarlarının attığı yerde. Hayatın içinde açılmalı ve okunmalıdır. Onun için gelmiştir. Mesela mecliste kanun yaparken Kur'an açılıp okunmalıdır. Mahkemede hüküm verirken açılıp okunmalıdır. Çarşıda, pazarda ticaret yaparken, esnaflık yaparken açılıp bakılmalıdır. Parayla uğraşırken açılıp bakılmalıdır. İnsanlar yönetilirken, insanlardan vergi toplarken, sokaklarda, çarşıda, pazarda dolaşırken görülen manzaraların neden olduğunun sorusunun cevabı Kur'an'da aranmalıdır. Bu nedenle Kur'an bir hayat kitabıdır, yaşayan bir kitaptır. Ölülerle bir işi yoktur. Ve fakat Türkiye'de uygulanan şey bu değil. Tam tersi bir gidişat söz konusu. Benim görüşüme göre Kur'an'ın mezarlıklara postalanması, bir mezarlık kitabı haline getirilmesi bir operasyondur. Kur'an'a yönelik yapılmış bir operasyondur. Yani Kur'an'ı hayatın içerisinde meydanlarda toplayıp kitapları üst üstüne yığıp yakamayanlar, Kur'an'dan kurtulmak isteyip de buna bir din düşmanlığı görüntüsü vermek istemeyenler, işte Kur'an'ı yakıyorlar, kitabı yakıyorlar, din düşmanı bunlar dedirtmemek için bir yol aramışlardır. Ne yaparız da, ne ederiz de Kur'an'ı hayatın içinden çekip alırız. Ancak böyle. Mezarlıklarda okutturursak, ölülerin arkasından okunan bir kitaba dönüşürse, o zaman biz bunu hayatın içinde yenmiş oluruz diye düşünmüşler, tasarlamışlar, planlamışlar ve bunu hayata geçirmişler ve şu anda da başarılı olmuş görünüyorlar. Çünkü Kur'an'la baş etmenin başka türlü bir yolu hemen hemen neredeyse yok. Ona böyle kılıç çekerek, meydan okuyarak, üzerine yürüyerek, yırtarak, ateş döküp yakarak hiç kimse mücadele edemez. Kutsal kitaplarla bu şekilde mücadele etmek, mücadele edenlerine başını yakmıştır ve bundan büyük dersler çıkarmışlar. Büyük ibretler almış olmalılar ki bu sefer yöntemi değiştirerek hiç kitabı karşısına almadan fakat tamamen hayatın dışına itip mezarlığa postalayarak orada okunan bir kitap veya gündüzden çıkarıp geceleri hapsederek, kandil gecelerini hapsederek, gündüz yine yok, gece 9'dan 10'dan sonra sabaha kadar tapınaklarda kandil gecelerinde ne okuyacaksanız okuyun diyerek bunlar hepsi Kur'an'ı yaşayan Kur'an olmaktan, hayat kitabı olmaktan ve yaşayan hayatın mecralarından çekip karanlıklara, gecelere ve mezarlara hapsetmenin yolları ve yöntemleridir. Ve şu anda Türkiye'de uygulanan da tamamen budur. Ve dindarların çoğu da buna ikna olmuş ve din zaten bu kadar, yani bundan fazla dine gerek yok şeklinde ikna olmuş görünmektedirler. Oysa Kur'an-ı Kerim'in bizatihi içeriğinde, mesela mezarlıklarda çokça okunan Yasin suresinde bizatihi Kur'an'ın
deriler için inmiş olan bir kitap olduğu söylenir. Yasin suresinde. Yasin suresinde bizatihi şöyle denilir. Liyunzira uyarması için, çağrıda bulması için, nezir yapması için liyunzira men kâne hayyen liyunzira men kâne hayyen diri olan kimseyi hay olan, yaşayan, diri olan kimseyi uyarman için, ona çağrıda bulunman için, ona gelin bu kitabı okuyun diye mesajı götürmen için biz bu kitabı sana indirdik diyor. Bizatihi Yasin suresinde geçiyor bu ayet. Fakat bu ayetin içinde yer aldığı Yasin suresini ve bu okuduğum ayeti vatandaş götürüyor, mezarda okuyor. Özellikle bu ayeti okuyor. Yani mezarlıkta ölüye yönelik olarak şöyle diyor. Biz bu kitabı diriler için indirdik. Biz bu kitabı diriler için indirdik. Biz bu kitabı diriler için indirdik diye binlerce kez, onlarca kez, yüzlerce kez mezarlıklarda imamlar ne dediğini bilmeden biz bu kitabı diriler için indirdik diye ölülere okumaktadırlar. Bundan daha büyük bir tezat, bundan daha büyük acınası bir durum, bunlar daha büyük bir trajedi olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan mezarlıklarda okumak Kur'an'a hakarettir. Evet. Kur'an'ı mezarlıklarda okumak, ölülerin arkasından okumak Kur'an'a yapılmış en büyük hakarettir. Bunun en trajik yönü de bunun saygı adına yapılıyor olmasıdır. Ölüye saygı, Kur'an'a saygı, arkasından bir Fatiha okuyanı yok, ölünün arkasından bir Kur'an bile okunmadı denilerek sanki bu bir saygıymış gibi bu kitap ölülere okunmaktadır. Hiç kimse kendi kitabının ölülere okunmasını istemez. Bunu dünyada kitap yazan, yazar olan, kitabı olan herkese soralım. Diyelim ki sizin bu kitabınızı mezarlıklardaki ölülere okuyacağız. Ve ölüler anlamayacak. Okuyan da anlamayacak, dinleyen de anlamayacak. Ama ruhani bir ses olsun diye orada okuyacağız deseler hiçbir yazar buna razı olmaz. Bunu bir hakaret olarak görür. Mesela ben şahsen bir yazarım. 26 tane kitabım var. Bu kitapların mezarlıklarda ölülerin arkasından okunması bana, benim yazdıklarıma ve fikirlerime yönetilmiş bir hakaret. İnceltilmiş, saygı adı altında büyük bir hakaret olarak görür. Hani Allah'ın kitabına neden yapıyorsunuz? Allah'ın kitabını neden mezarlıklarda okuyarak saygı adı altında saygısızlığın ve hakaretin en büyüğünü yapıyorsunuz? Acaba peygamber bunu görse ne derdi? Acaba Allah buna ne diyor? Size ne büyük günahlar yazıyor? Ve bunu bir kenara herhalde not ediyordur. Mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okumak günahtır. Din diliyle söyleyelim. Mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okumak günahtır. Mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okumak Kur'an'a hakarettir, saygısızlıktır. Bundan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Hiç kimsenin daha böyle şeyler yapmaması gerekiyor. Açıp Kur'an'ın kendi ana dilinden Türkçesini kendi evinde, iş yerinde, pazarda, çarşıda, hayat nerede akıyorsa orada okuması gerekiyor. Okumak yetmez. Oradan ne söyleniyorsa onları yerine getirmesi, yapması gerekiyor. Eğer bir Müslüman ise bunu yapan kişi veya kişiler. Evet, genel olarak böyle. Bunları söyleyebiliriz. Mezarlıklarda Kur'an okumak ve Yasin tilaveti hakkında. Hocam, sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı çalışmalar dilerim. Evet, bir dahaki İnsan Eli Açık programımızda görüşmek dileğiyle.